birlikte sosyal medya içeriklerine, sosyal medyada neler yapmamız gerektiğini, sosyal medyada bir medyayı nasıl kullanmamız gerektiğini, kimi nasıl, ne şekilde, ne zaman hedeflememiz gerektiğini birlikte bakacağız. Öncelikle ajandamızda bir öncelikle neler şeyimiz var, ben kimim, bugüne kadar neler yaptım, size neler anlatacağım, onlardan bahsedeceğim. Sonra konu dağılımımız var. Konu dağılımımızdan sonra da hafiften konularımıza değineceğiz. Bu dönemde birlikte neler göreceğiz, onlara bakacağız. Bugüne kadar yaklaşık işte 2014 Haziran'dan beri aktif olarak çalışıyorum ajans kısmında. İlk Performix tarafında, yani şey aslında Publicis Media, Performix, Datawise ve Vivaki tarafında dijital tarafta çalıştım uzun olarak. Burada irili ufaklı bir sürü markaya baktım. 5-10 liralık kampanyalar da açtım. Daha büyük kampanyalar da açtım. O yüzden her segmentten kampanya açtığım için bunlarla ilgili fikir vereceğim. Kampanyaları nasıl açmamız lazım? Açarken nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi kampanya türlerinde hangi objektifleri, hangi hedefleri kullanmamız lazım? Bu hedeflere giderken hangi hedeflemeleri yapmamız lazım? Bunlarla birlikte üstünden geçeceğiz. Burada markalarımı görüyorsunuz. Okulumu yazdım. Tecrübelerimi yazdım. Baktığım markalar yazdım. Belki bugüne kadar aklınızda bir şey vardır. Bunu nasıl yaptın? Şuna ve benim hakkımda şu kampanyada şöyle bir şey kaldı. Burada böyle bir şey görmüştüm. Bunu nasıl yapabiliriz gibi şeyler varsa da onları da istediğiniz zaman alabilirim. Arasından devam edelim. Genelde bizim derslerimizde neler işliyoruz, nelere bakıyoruz bir onlardan bahsedeceğim. En başta sosyal medya sistemine bakacağız. Sosyal medya, sosyal medya, herkes için bir sosyal medya var. Sosyal medya diyoruz ama sosyal medya aslında ne kapsıyor? Hangileri aktif olarak Türkiye'de kullanıyoruz? Başka nerelerde hangi sistemler var? Biraz onların üzerinden geçeceğiz. Sonra platform datalarına bakacağız. Hangi platformda neleri hedefleyebiliyoruz, nelere bakabiliyoruz? Sonra içgörülere bakacağız biraz. Portallarda bizim bütün bu bilgilerimizi verdiğimiz, bütün resim yüklediğimiz, görsel attığımız, video yüklediğimiz, içeri metin olarak yazdığımız bilgilerimiz neleri bize sağlıyor? Onlarla ilgili içgörülere bakacağız. Sonra sosyal medya kanallarını nasıl konumlandırmalıyız? Hedef kitle bazında hangi kanalı nasıl kullanmalıyız? Onlara bakacağız. Hani biz medya tarafında çok kreatif değiliz ama iyi çalışan kreatiflerde neler var? Nelere dikkat etmemiz lazım? Videoları nasıl yapmamız lazım? Onlara bakacağız. Hani içerindeki görsellerle, şeylerle alakalı değil ama biraz daha medyaya uygun, kanala uygun konumlandırmalı videolarda, görsellerde, şeylerde neler yapmamız lazım? Onlara bakacağız. Reklam formatları ve yerleşimlerine bakacağız. Hangi hedefe, hangi formatı kullanabiliyorsunuz? Bu formatların olumlu yönleri, olumsuz yönleri, belki de püf noktaları üzerine konuşacağız. Sosyal medyada hangi mecralarda nasıl hedeflemeler yapabiliyoruz? Facebook'ta, Instagram'da, Google, YouTube gibi, LinkedIn, Twitter gibi mecralarda neleri hedefleyeceğiz? Onlara, neleri nasıl hedefleyebiliriz? Onlara bakacağız. Burada kampanya kurarken hedeflerimiz, objektiflerimiz neler ve açık arttırmalar nasıl çalışıyor? Açık arttırmalarda neye dikkat etmemiz lazım? Onlara bakacağız. Tabii bunların hepsini yaparken de ölçüm, raporlama ve değerlendirmelerimiz nasıl olmalı? Neyi neye göre değerlendirmeliyiz? Ona bakacağız. En sonunda da sosyal medya ne tarafa doğru yoruluyor? Biz bundan nasıl pay edebiliriz? Nasıl biz bunu kendi yararımıza kullanabiliriz? Onlara bakıp devam edeceğiz. Öncelikle sosyal medya tarafındaki bir rakamlara bakalım. Hani bunlar biraz daha Ocak 2020 gibi rakamlar. Ondan sonra tabii ki pandemiydi. Bu geçirdiğimiz süreçlerde artış vardır. Ama hani kaynağınızı her türlü slaydın altında da kaynağı belirteceğim. Ona göre ileride kullanmak isterseniz de bir şeyler içinize uygun şekilde oradan yararlanabilirsiniz. Şu an aktif olarak yani baktığımızda en çok YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ve LinkedIn gibi gözüküyor. Alt kırılımlarda da yaş ve cinsiyet kırılımı olarak portallardaki kişi sayılarını görebilirsiniz. Baktığınız zaman hangi yaş aralığında, hangi cinsiyet aralığında, hangi portalda daha aktif olduklarını görebiliyorsunuz. Ona göre bir yayın yaparken, bir kampanya açarken, bir dönüş beklerken buna göre kampanyalarınızı, hedeflemelerinizi önceliklendirmeleriniz gerekiyor.
aynı şekilde şeye baktığınızda işte 15-24 kadına baktığınızda öncelikle Instagram'da fazla olduğu, sonra YouTube'da fazla olduğu, en son Facebook'ta olduğunu görebilirsiniz. Hani çok fazla yer kaplamaz adına bu üçünü yazdım ama benzer kitleleri benzer sosyal medya platformlarında oluşturup hangisinden daha iyi dönüş alıyorsanız ona göre optimize etmeniz, ona göre kaydırma yapıyor olmanız gerekiyor. Biraz platformlardan bahsedelim. Platform dediğimizde neyi kastediyoruz? Şimdi sosyal medya dediğimiz aslında soldaki gibi sizin ilgi alanlarınızdan ve içeri girdiğiniz, gezdiğiniz, tozunuz, okuduğunuz, zaman geçirdiğiniz sitelerin kategorilerine göre sizlere postlar gösteriyor. Sağ taraftaki kısım ise arka planda sadece reklamlara şeye açık olan reklam arayüzünün bir ekran önü görüntüsü. Ya baktığınızda hani portallar birbirine çok benzer. Sosyal medyada da hani öyle arkada yazılımsal şeysel çok bir farklılık yok. Ön arayüzde benzer şekilde arkada da bir reklam platformu, hedefleme platformu, içgörü platformu var. Burada mümkün olduğunca kurcalamamız gerekiyor, denemeler yapmamız gerekiyor, AB testleri yapmamız gerekiyor ki buradaki tool'ların neye nasıl ne işe yaradığını çözebilmek için. Bir sonrakinde de içgörülerden bahsedeceğiz. Seçtiğiniz hedef kitle Türkiye'ye göre, Türkiye'deki dijital hedef kitleye göre neler içeriyor? Kadın erkek oranları, ilişki durumları, kullandığı cihaz kırılımları, onun haricindeki nerelerden lokasyon dağılımları, ilgi alanı dağılımları, hangi sayfaları takip ettiği ya da şey gibi ilkokul, evlilik, ilkokul şey gibi okul öğrenim durumu gibi detayları da buralardan görüp kampanyamızı buna göre iyileştirebileceğiz, hedef kitlelerimizi buna göre genişletip daraltabileceğiz. Burada mesela bir tane reklamın Facebook tarafından sizi nasıl hedeflediğini görüyorsunuz. Herhangi bir sizin feedinizde çıkan, Instagram'da bu destek yok, şu anlık yok ama Facebook tarafında herhangi bir reklamın sağ üst köşesindeki 3 noktaya tıkladığınızda, şimdi gidelim. Şuradan 3 noktaya tıkladığınızda burada size şöyle bir şey panel açılıyor. Burada ben bu reklamı neden görüyorum dediğinizde de aşağıya bir tane bu siteyi gezdiğiniz için, buradaki hedeflemeye yakalandığınız için, şu konulara baktığınız için gibi bir ilgi alanı çıkıyor. Buradan da daha fazla reklam seçeneğine tıkladığınız zaman Facebook'un, işte Google'ın, şeyin hepsinde de aynı portallarda da var aynı yerler. Sizi hangi clusterların, hangi sınıflandırmaların, hangi ilgi alanlarının içerisine koyduğu, oralardan sizinle ilgili ne bilgiler topladığını görebildiğiniz bir alan. Bu aslında hani çok niye reklamlandı? Hem dijitalin topladığı sinyaller hem de sizin nerelerden nasıl data kaptırdığınızı, nasıl data verdiğinizi, data noktalarını göstermek için kullandığımız bir yöntem. Bunun sonrasında şu gelecek. Biz buralara post çıkarken, biz buralarda kampanya açarken hangi hedefte, hangi post türlerini kullanmalıyız? Onlarla ilgili bir şey göstereceğiz. Hangi post türünü nereden nasıl oluşturabilirsiniz? Hepsi organik olarak oluşur mu? Reklam panelinden hangileri oluşur? Hangi reklam türünü ne kadar destekleyebilirsiniz? Canlı yayınlar desteklenir mi? Sonrasında mı, öncesinde mi desteklemek lazım gibi şeylerin hep beraber üstünden geçeceğiz. Tabii sadece şeylerle bitmiyor. Reklam formatları ve post türleriyle bitmiyor. Bizim kendimize özel hedef kitleler ve benzer hedef kitleler oluşturuyor olmamız lazım. Bunun içerisinde de farklı data noktalarımız var. Hem Instagram'ın, Facebook'un kendi ilgi alanı hedeflemeleri var. Hem sizin elinizde izinli bir liste varsa bunu yükleyip bu kişileri ya da bunlara benzer kişileri oluşturabilirsiniz. Hem uygulamanız ya da internet siteniz varsa buraya gelmiş olan kişileri hedefleyebilirsiniz. Aynı şekilde bir fiziksel bir dükkanınız varsa fiziksel dükkanınıza gelmiş olanları da eğer daha önceden Facebook'ta bu noktayı etiketlediyseniz bu noktaya gelmiş olanları hedefleyebilirsiniz. Aynı şekilde Facebook ve Instagram içerisindeki hesabınızı takip edenler, işte videonuzun istediğiniz belli bir bölümlerindeki tamamlayanlar, işte videonun %25'ini, %50'sini, %75'ini, %100'ünü tamamlayanlar gibi kitle oluşturabilirsiniz. Facebook'tan, Instagram'dan form topluyorsanız bunlarla ilgili hedefleme kitleri oluşturabilirsiniz. Eğer hani çok çalıştığını görmedim ama etkinlikler düzenliyorsanız Facebook üzerinde, Instagram üzerinde bu etkinliklerle ilgili cevap verenleri tekrardan hedefleyebiliyorsunuz. Eğer Instant Experience dediğimiz hızlı deneyim kreatiflerini kullanıyorsanız onlarla etkileşime geçenleri
hedefleyebiliyorsunuz. Bir shopunuz varsa Facebook shop, Instagram shop, onu hedefleyip oraya gelenlere tekrardan reklam gösterebiliyorsunuz. Daha harç tutabilirsiniz aynı şekilde. Bir Facebook sayfanız varsa da sayfanızı beğenenler, sayfanızla etkileşime geçenler ya da sayfanıza mesaj atmışlar gibi kitlelerle de etkileşime geçebilirsiniz. Hedeflemeleri, kampanyalara ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde bunların tamamını da benzer, daha genişletmek istiyorsanız benzer hedef kitlelerle oluşturabilirsiniz. Facebook kampanya hedef kitlelerine baktığımız zaman ise burada pazarlama kunisinin 3 segmentine göre kampanya açıyoruz. Bilinirlik, değerlendirme ve dönüşüm. Eğer daha çok böyle daha fazla kişiye erişme ve hani ilgilendirmeyi amaçlıyorsanız bilinirlik altında erişim ya da marka bilinirliği kampanya türlerini seçebilirsiniz. Erişimde daha fazla insana göstermeye çalışırken marka bilinirliğinde daha fazla insanın postunuzda daha uzun süre etkileşime geçmesini çalışıyor. Değerlendirme kısmında birkaç farklı şeyimiz var, alt metodumuz var. Trafik, etkileşim, uygulama yüklemeleri, video görüntülemeleri, potansiyel müşteriler bulma ve mesajlar. Bunlarda da eğer bir web sitesine ya da uygulamaya trafik çekmek istiyorsanız trafik kısmına, bir yorum yarışması, beğeni yarışması gibi bir şey yapıyorsanız etkileşim, bir app yüklemek istiyorsunuz, app, sıfırdan app yükletmek istiyorsanız uygulama yüklemeleri seçebilirsiniz. Bir videonuz var ve görüntüleme almak istiyorsanız video görüntülenmeleri seçebilirsiniz. Eğer Facebook, Instagram portalları üzerinden form doldurmak istiyorsanız potansiyel müşteriler bulmayı seçebilirsiniz. Messenger, WhatsApp gibi kanallarda aktif ve business hesabınız var ve cevaplayabilecek durumdasınız da buralara da mesajlar ile trafik çekip onlarla birebir konuşmaya döndürebilirsiniz. Son kısımda da dönüşümlerde de dönüşüm kampanyaları altında dönüşümler, katalog satışları ve mağaza trafiği var. Facebook online ve portal olmasına rağmen offline trafik de çekebilirsiniz kendi fiziksel dükkanınıza. Buradan mağaza trafiği eğer daha önceden az önce de bahsettiğim gibi eklediyseniz buradan onun trafiğini çekebilirsiniz. Katalog satışları eğer bir ticaret ya da bir katalog partneriniz varsa ürünlerinizi buraya girip ürünlerinizi görenlere upsell, cross-sell gibi imkanlarla birlikte direkt o ürünü satmasını, sepete ekleyip ama almamışlar hatırlatma yapmak gibi hedeflemeleri de katalog satışları altından kullanabilirsiniz. Dönüşümlerde sizin kendi web sitenize de uygulamanız üzerinde belirlediğiniz dönüşümleri size sağlayan bir kampanya türüdür.